Kanal Uç ekranlarından, üreticinin sesinden bir kez daha merhabalar. Bu hafta Kurban Bayramı'na yaklaştığımız bu günlerde Çay Hayvan Borsası'ndayız. Kurban fiyatları, hayvan alım satımlarındaki fiyatlar nelerdir? Hep birlikte ekranlara yansıtacağız. Hoş geldiniz. Götürüyorsun canım ya. Dört bin götürün bunu lan. Bunu var ya. 4000 lira ekstra var. Sen de. 4000 lira ya. Hayırlı olsun. Hayır gör lan. Tamam. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ne aldık ne sattık? Düve aldık sattık. Düveyi sen mi sattın? Aa yok. Sen sattın kurbanlık aldınız. Evet. Nasıl fiyatlar? Normal abi. Uygun mu? Uygun. Size göre? Ucuz fiyatlar. Size göre ucuz. Bu yıl ucuz. Alana göre uygun. Uygun. O zaman memnunuz. Memnunuz yani. Alım satım nasıl? Allah berekat versin, iyi. Şimdi bu sattığımız şu mu? Şu öte yanda ediyor. Öte yandaki kurban için ideal. Evet. Yerli ırk galiba. Yerli. 4000 TL'ye satıldı. 4000 TL. Hayırlı uğurlu olsun. Şu danalar köyümün malı. Bu benim kendi köyüm. İki senedir şu danayı emek çekiyor. İki senedir yem midiriyor. Belki de yem parasını hesaplasa bu danadan çıkamaz bu adam. Doğru. Durum nedir? Çıkamaz. Doğru. Zararını veriyoruz. Ben ticaretçisiyim. Alacağım. Kaç paraya sattık şimdi? 43 liraya. 43 bin liraya dördünü aldım. 43 bin liraya dördünü aldım. Aldım. Kaç yaşında? Bunların ırkı neydi? Bunlar ikişer buçuk yaşında. Simenter dana. Şarron simenter dana. Kurbanlık mı bunlar? Kurbanlık. Aldın satacaksın ama. Satacağım. Ama ya nasipti bakalım kime satacaksın işte hesabını yap işte. Devletimiz duysun, Tarım Bakanı satılır, satılır yani. Satılmayacak duysun. Mal olsun yani, satılır. Köyümün malı. Sen niye hepsini birden verdin, tek tek satsaydın? Hepsini birden istedim, ben o şekilde verdim yani. Köylüm olursun, hepsini birden verdim. Ustaya verdik diyorsun. Ustaya verdik. Usta değerlendirsin. Usta değerlendirsin, ucuz da almadık yani. Şimdi bir bakalım hayvanlara, gel bakalım. Şimdi uzaktan bakmak olmuyor. Şimdi 1, 2, 3, 4 bereketli olsun. Selamun aleyküm diyelim. Aleyküm selam. Kaçar kilo gelir bunlar canlı ağırlığı? Vallahi canlı ağır 600, 620, 650 o arada gelir şimdi. İkisi, üçü farklı, biri ufak. Karkası ne çıkar eti? Eti bunun 650 kilo geldi mi 340 kilo, 330 kilo eti gelir. 330, kesim kaç para şu an? Kesim 32 bin lira işte. Devletimizden yardım bekliyoruz işte. Et balık acık canlandırırsa da özel biraz sektör onu devam eder. Biraz 2 lira gibi artmış dünden itibaren. O da işte et balık işte arttırırsa bu milletin artmış, para eder. Artmış. İşte yani. Dün haberlerde izledim. Çiftçiye yansırsa çiftçi kazanır arkadaş. Başka bir şey diyemem yani. Kaç para olması lazım? En azından 37-40 lira olması lazım bu. Yani böyle yani 32-33 lira da bu adam zarar eder. Bunu 2 senedir 2,5 yaşına kattı şu danayı. 2,5 senedir yemiyor. Kuru zaman yiyse 150 liradan 2,5 milyar eder bu. Kuru zaman. Doğru. 2,5 yaşında. Yemini bırak, emeğini bırak. Zarar çiftçinin ki zarar arkadaş. Peki bereketli olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Hayırlısı olsun bakalım ya. Hayırlısı olsun. Bugün geldiniz kurbanlık bakmaya mı geldiniz? Kurbanlık hayvan fiyatlarını geldim. Bir kontrol mü? Ben hem celebim. Alım satım yapıyorsam üreticiyim. Nasıl piyasa bugün çok hareketli? Aynen. Şu anda kurbanlar son düzlüğe girdik. Son bayağı da son 2 haftamız 10 günümüz. Evet. Aradan bir şey yemezsek bugün sağ salim eve gideceğiz. Evet. Nasıl fiyatlar nasıl? Fiyatlar uygun. Üretici kurban memnun piyasası. Mu yani? Üretici memnun ama alım satımlar kısıtlı biraz. Yani böyle son günleri daha doğru daha mı hızlanıyor? Daha hızlanması değil biraz daha ucuzlamaya çalışıyor. İnsanlar daha biraz daha bekliyor. Biraz daha aşağıda almaya çalışıyor. Pahalanır mı ucuzlar mı? Vallahi hiç kimse de ucuz verecek hali yok. Üreticinin durumunu. İzleyiciler kurbanlık almak isteyenler beklentisi ne olsun yani? Hiçbir beklesinler şekilde. Mi alsınlar mı? Üreticinin gideri belli. Üreticinin verdiği yem düşmüyor. O yem düşmedi. Fiyatta da düşmeyecek. Kazanamadıktan sonra da vermeyecek.
O yüzden en iyi hayvanı almak için acele etsinler. Aynen öyle. Yerlerinden. Peki, bereketli olsun. Allah razı olsun. Kolay gelsin size. Bıçağı, bıçağı yatsan kaç kilo gelecek? Kurbanlık veriyoruz yani. Şey vermiyoruz. Bugün satılır bugün. Bu et, et olarak vermiyoruz yani. Tamam, bugün veriyoruz. Satılır. Altı lira da satacaksın. Araya girin bakalım. Araya girin bakalım ya. Abi girsen ne olacak? Hani kaç tane alıcı var? Sabah 5'ten beri buradayız. Ne var? Mustafa al diyor. Mustafa al diyor. Araya girin. 6 lira demesi lazım abi. Nihat. Gel geri geri durma. Gel buraya gel. Gel. Alem de. Alem de. Alem de. 6 lira tek laf değilsin ya. Ya arkadaşlar alem de evvel mi? Hayır malına sarıldık. Çapası var değil mi? 6'ya bitirelim mi canım bunu 6'ya? Ben 7 dedim. 7.5'ta 7 dedim. Bakalım oğlum 60 ne? Diyemem ya. Ben öyle indim zarar ediyorum zarar. Yemin torbası kaç para görmüyor mu ya? 100 milyon. Ben 6 lira da aşağı vermeyeceğim diyor. Daha bir şey verdiğim yok ya. Ne vereyim? 6.5 dedirttirdik buna. Bir şey yani atıyorum abi. Diyemem. Tut elim de bir şey yok oğlum. 58 lira malına koş gibi. Lan bırak 58'i ya. Kurban alıyorum ben. Ben niye kurban alacağım? Dayı ben de satacağım. Dayı 6'ya da yapamayız. Hiç uğraşma. 6 da olmaz. 6 da olmaz amca. 6 da olmaz. 6.5 desen gene olmaz. Yani olmasın dayı. Burada sonra alıp da gideceğiz mi? Tabii. Yapamayız abi. Bir alem de lan. Yapamayız. Dur. Dur. Yapamayız. Gidelim mi? Dur. 6 lira koş gibi. Adamlar bir şey diyor. Ben yerim iyi. Yapamam abi. Yapamam. Hayırlı olsun de. Diyemem. Hayırlı olsun de. Diyemem. Malın hakkını vereceğim ben. 6.5 freni koy. Koy freni vermişsin ya. 6.750'ye freni vurun. Ben başkadan daha aşağıya. Abi bıçağı kesme ya. Değil. 6.5'ya de bakayım sen de. Ben evet. Kardeşim ben kesici değilim. Ben de satacağım bunu la. 50-100 lira da bulduk. Ben bunu da alışmadım. 6.5'ya de freni koy. Hiçbir şey aşağı inemem ben de. Yapamam abi. Alırsa alır, almazsa çekilsin. Yapamam abi. Yapamam. Almazsa çekilsin. Kurtarmıyor abi, kurtarmıyor. 250 lira geçeceğim Musa. Ya abi yani ben satacağım abi ya. Bu olmaz diye bir şey. Kurtarmıyor abi. Bismillahirrahmanirrahim. Vardır bir hayırlısı. 6.250. Yapamam abi. Musa. Yapamam abi. O yapamam. Kim yapar bunu? Alsın abi. Kim yapar bunu? Alsın abi. Kim yapar bunu? Aracı yapar. Malın burada. 6.250 lira Musa. Burada. 6.250 lira. Yapamayız abi. 6.5 da olsa olmaz. Ya 6.250 lira. Abi vermiyorum. Zarar ediyor. Ne yapayım? Verme abi. Verme la. Zorla lan. Abi bunu kim yapar? Vermeyene ne olur? Zarar ediyor abi. Gelmiş getirmiş la. Verme. 6.5'a de. İki taraf 6.5'a yap. He? Ne bak burada ağlarını kırmayacağım. 6.5 daha bir lira desen inmez. Lan inme dayı lan inme lan. İnme. Abi inme de bize ne madem 100 lira ne Musa? Ya ya. Ya. Abi. Sen Musa dayını her anda tanı değilsin. Eyle ondan tarafı vuruyor. Alıcı gibi adam. Alıcı olmasam keyfimi alıştırıyorum burada sapana ne böyle? Lan? Tamam malın değeri de var. Çiçek gibi değerli mal. Bakma lan. Boşuna uğraşıyoruz lan, çapa yok lan. Abi uğraşma, hiçbir anlamı yok. Çapa yok, boşuna uğraşıyoruz. Şimdi hayır görüyoruz da kaldıktan geri yanlış olur. Tamam abi. Tamam. Allah hayırlı müşteri versin tamam. Kardeşim. Pazarlık mı var? Pazarlık var arkadaş. Olmadı. Kim satıyor, kim alıyor? Mustafa. Mustafa arkadaş. Olmadı mı? Kaç para veriyorsun? Vallahi çift alalım dedik de. Kaç para veriyor? 10 milyon. O ne veriyor, o ne veriyor? 18'den bahsediyor. 8 lira. Aranızı bulalım. Uzak durma gel ya. Olmaz mı o fiyata? Olmaz abi.
Mustafa abi, hiç uğraşmam. 8'e gitsin ikisi. İkisi, ikisi. Lan Müslüman uzakta durma, gelsene şuraya. Ne diyor bu ya? Uzak uzak, onun ihtiyacı yok. Ha? Onu satacağım, onu satacağım. Ya bakalım ya. 11 dedim, 11. 11, ver 11. Asıl 12 derim. Yemin ederim. Sizin yanında yakmayacağım şu anda. 8 alalım. Ya hey. Kim parası? Az canım bir 9 de bakalım ya. 9'a bırakalım. Hani ya bırakmıyor? Bıraksın. Olmaz bu iş. Olmaz abi. Olmaz. Hayırlısı olsun. Sağ ol abi. Abi. Pazarlık bitti, pazarlık bitti. Bir daha yapalım. Pazarlık. Kaç aldık? Kime sattın? 5700. 5700 liraya sattık. Görüyorum işte, buna da verir mi 5700'e bak. Kaç para olmasın? 80 bin lira yemin torbası. Şimdi bu tane 7 lira olması lazım ki biz para kazanalım. Alanlar da pahalı diyor. Alanlar pahalı diyor da bizim çektiğimizi biliyor mu alanlar? Alanlara bir ay bakıp ödesen bakmazlar. Şimdi Hüseyin sen bunu evden baktın, satın mı aldın? Bunu evden aldım başkan. Kendim. Yani şimdi herkes bir şeyler söylüyor da evet. Bana göre gerçeği söylemiyor. Yemin parası tamam, yüksek. Fakat piyasaya baktığın zaman mallarda pahalılık var. Yani ben de biliyorsun Celal'im yani. Başkanım şey diyorsan. Samanın şeyini kaça veriyorsunuz başkanım ballesini? 7 lira. 8 lira başkanım. 7 lira canım şimdi. Şimdi 7 liraya düş. Sen hemen sarılıp aldıysan 8 liradır. Ha şimdi iyi mi fiyatı bunun başkanım? Yani. İyi. İyiymiş bak başkanım iyi diyor be. Kaç ya kilo gelir? Bundan yani et kaç kilo? Kaç kilo gelir? Benim şimdi şunu şöyle düşünelim. Alanda satan da memnun olduğu zaman bu alavere güzel olur. Şimdi başkanım güzel diyorsun, konuşuyorsun da bunları yani, biz alıkan kaçar aldık yani. Bunu ben hadi kendimden ürettim. Ya bilmiyorum senin kalışını. Sen şimdi pahalı da alabilirsin, ucuz da alabilirsin. Veriyorum vatandaş da vermiyorum. Adam kar kazandığı zaman ben kar kazandım, aldım sattım arkadaş. 500 lira para aldım diyor. İyi başkanım sen... Böyle normal alana... Sen onu gördüysen mesela... Hayır, böyle normal 500 lira kazanana da valla bereket versin demek lazım yani. Hayırlı görsün. Üreten, yetiştiren kazanamıyor. Kardeşim, yem bağlı, hepimiz biliyoruz. Kardeşim, hayırlı olsun. Biz onu şey demiyoruz yani, bundan çok para kazanır demiyoruz yani. Fakat tamam. Piyasaya baktığın zaman piyasada alıcı da yok. Ulan başkanım şimdi buna ne diyelim ki? O da diyor ki pahalı diyor. Ya pahalı diyor oğlum, pahalı diyor ona her şey pahalı. Bir domates 6 bin liraya çıktı, o da pahalı. İşin şimdi bu da 3,5 liraya alsak bir sene önce. Ne yer bugüne kadar? 1,5 lira yiyor bir senede. Allah Allah. İyi tamam, ne çek 5,5 lira kazanmayacak. İyi niye biz kaça verdik? 5700'e verdik. Hayır, tabii kazanacaksın. Şimdi yani affedersin bunun şeyini atıvermezler aga. Şimdi biz onu değil. Şimdi biz şöyle bakıyoruz o ortama. Alıcı var mı? Alıcı yok, yok. Yani mesele bu. Olsa da öldü verdi. İyi hayırlı uğur olsun başkanım. Yapacak ya şey. Bana değil. Millet hayırlı uğur. Bu benim değil, bu arkadaşım. 9 lira. Hadi hayırlı işler bakalım. Size de hayırlı işler. Aslında çok düşük değil, çok yüksek de değil. Yani. Keşke alıcı olsa da daha yüksek satsa. Tabii daha yüksek satsa yani. Evet. Herkes evet. İçin, bizim için de geçerli yani. Hadi kolay gelsin. Size de hayırlı işler. ₺5700'e satıldı. Yaklaşık olarak 170-180 kilo et ağırlığı var. Merhaba. Valla dayı merhaba da hangimiz büyük çiftçi, büyük esnaf bilemedik biz. Niye? Ne bileyim, hepsi herhalde saklıyor esnaf olduk. Ben düşünüyoruz abi. Durum nasıl? Bozuk abi. Neden? Satış mı yok? Satış yok abi. Fiyatlar yüksek mi geliyor? Vatandaşta para yok abi, para yok. Yem olmuş 90 milyon. Uzak durma, şöyle gel. Yakın dur. Konuşalım bakalım. Dur abi. Yem 90. Kaç hayvan getirdin bugün? 15.
15 satış var mı? Hiç var mı? Sevte etmedi şükür Allah. Kaçta geldin? 5'te. 5'te geldin. 2,5-3 saat geçti. Normalde daha soran yok. Satılması lazım. Evet, satılması lazım. Sabahtan satılmıyor. Güzel alışverişler. Evet. Olur. Şöyle bakıyoruz, pazarlık da çok fazla yok. Nasıl olacak böyle? Vallahi bilmiyorum, bekliyoruz işte. Her pazara çıkıyoruz aşağı yukarı, değil mi? En son bundan önce nereye gittik? Ilgın'a gittik. Ilgın'da nasıldı? Ilgın'da hiçbir tane satamadık. Orada da bir durgunluk var. Yani hani diyeceğim ki sadece bizim bu bölgede mi var? Çay yani mı var? Ilgın, Akşehir fark etmiyor. Akşehir'e de götürdük geçen hafta. Orada da bir tane mal satılmadı. Ilgın'da da satılmadı. Burada da saat kaç oldu bak, hemen 8-9'a geldi. Daha bir tane kurbanlık satılmaz mı ya? Pazar yok. Pazar. Hadi pazarda alışveriş yani olmuyor. Bir kalabalık var aslında var ama. Kalabalık da alışveriş yok. Yani. Boş kalabalık. Boş kalabalık. Grup. Yani herkes bir beklenti içinde mi? Nedir herkes bu? Herkes devletten bir şeyler bekliyor. Ucuzlasın diye değil. Maliyetleri düşürsün diye bekliyor. Şimdi kurbana az bir zaman kaldı. Şu an kurban hani maliyeti kurban düşünmenin bir anlamı yok. Bence kurbanı zorla satamazsın ki abi. Vatandaşın demek ki alım gücü yok ki almıyor. Gücü olsa herkes alır. Satılmıyor hayvan şu an. Bekliyoruz yani, öyle değil mi arkadaş? Aynen. Şimdi bu arkadakiler sizin hayvanlar mı? Arkadakiler abinin herhalde. Abi yok, Ceylan. Ceylan abi. Senin mi? Ya Ceylan'ın. Ceylan abi. Peki kolay gelsin, bereketli olsun diyelim. Sağ ol. Pazarlık yok ki. Niye yok? Alım satım yok. Yüksek. Satıcılar da ucuz düşük diyor, ucuz diyor. Alıcı da yüksek diyor. Alıcıyız alamıyor. Sen alacaksın, alamıyorsun. He. Nasıl bir şey bakıyor? Bu şöyle 300 kilolu bir şey bakıyor. Kaç para diyorsun? 11 milyar. Kaç para olması lazım? Ya benim bıçağımda 6,5-7 kesiyor. Arada 4 milyon var. Çok arada fark yani. Evet. Sor bakalım 6,5 falan yetiştirebiliyor muymuş kendisi? Ben de içindeyim bunun. Yetişmez. Nasıl olacak böyle? Vallahi bakacağız. Ne çık adam kestirir. Nasıl olacak? Şu an kaç para kesim? Kesim 32. 32. Kaç kilo gelir bu? 300 kilo. 300 kilo gelir. 9600 lira para çıkardı. Sen de işte kurban olursa 11'e ya, vereyim diyorsun yani. Diş farkı var. En kötü ihtimal 1 milyar lira, o da diş farkı olması lazım. Satış yok mu? Satış yok. Besici aslında kendisince haklı. Niye haklı? Et parasına kurbanlık satacak neredeyse. ₺1900. 1650. Göremem. Haydi gördü. 1650 abi. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Değiştir. Olmaz abi, olmaz. Ne olacak? 18'de bakalım da öyle. Konuş ya. 18'de bakalım. Konuş arkadaş ya. 1950 olmaz. 1700 lira verdin mi? Hayırlı olsun dedin mi? Alırsan 1800 aşağı olmaz. Vallahi 1700 lira vereceğim. Verirsin. Fazla vermem. Tamam, fazla vermem ben. Hakkını verdim. Gerek yok. Gel bura. Bu iş oldu. Yine. Oldu bu iş. Vallahi güzel para verdim. Aynı gördüm. Baba. Canın sağ olsun. Vallahi güzel para verdim. Sevildiğin gibi. 1700 lira. Bak hemen televizyona çıkıyoruz. Hem vallahi hayırlı alışveriş olsun. Aynı gördü. Olmaz. Ulan aynı gördü. Olmaz. 1800 lira vallahi. Olursa. Ulan be tubla. Dur ya abi. Biri ufak, vallahi ufak ya. Biri. Hayır, şu an kuzu götürün. Bunu götürün. Eti var, ufak olsun eti. Ya, hayırlısı olsun diye. Eti var. Ben verirsen 1700 lira alacağım. Vermezsen canı sağ olsun. Tamam, sen de canı sağ ol. Ya, parasından değilim, vallahi diyelim ya. 50 daha geçtik. Yapmıyor. 50 daha vallahi geçtik. Vallahi parasından değilim. Kırmadım yiyeni. Amcam. Yiyeni kırmadım abi için. Amcam, vallahi hakkını verdim ya. Bakın yeni kırmadım. Abi 700 verirsin. Yiyeni kırmadım abi. Tamam, 750. Para kazanmaz ya. Tamam, Manisa gibi yere gidecek ya, vallahi ya. Ben de Manisa'ya geleceğim. Kurbanım. Gel buyur arkadaşım. Başım üstü yerim var. 1700 lira. Kırmadım abi. Canın sağ olsun o zaman. Ne diyeyim? Vallahi bu ne yapacak kardeşim bunu ya? He, baktım da. Hakkını vermedik mi? Ya elinle kalmaz mı? Evet, oturan kalmasın madem. Hayırlı olsun. Hayır olsun. Çekin. Hayırlı olsun. İki tanesi kaç? 1750. 1750. Kurbanlık mı bunlar? Kurbanlık abi. Nereye gidiyor bunlar? Manisa'ya gidiyor abi. Manisa'nın neresi? Alaşehir. Alaşehir'e gidiyor. Orada hayvan az, buraya mı geliyorsun almaya? Yok ya, biz burada eş dost var diye geliyoruz, buradan götürüyoruz, orada satıyoruz. Hadi hayırlı olsun. Çabuk, herkes abi gördü kaç parayı aldığını, ona göre yani. Tamam abi. Satamayacaksın, fazlaya satamayacaksın.
Hayırlı olsun. Pazarlığa yetişemedik galiba. 5 dakikaya kaçırdı kızı. Şu sarı malı falan aldık. Çekelim gel gel. Bak dayım sırtını döndü, parayı nasıl sayıyor bak. 7, 38, 39, 40, 41. 5400 lira. Ne aldık ne sattık? Bereketli olsun. Kurbanla kısır mandopu. He kısır ama. Kaç yaşındadır bu? Bu 3-4 yaşında. 3-4 yaşında kaç kilo gelir? 160 kilo anca gelir yani. 5400 liraya 3,5-4 yaşında kısır inek mandofon. 3-4 yaşında. Ucuz mu gitti, iyi mi? Yok, ben satın aldım. Satın aldın. Ha. Uygun mu? İyi ya, fena değil. Tam hakkıyla gitti yani. Hakkıyla gitti. Hayırlı olsun, bereketli sağ olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Tutalım. Ya bana geldi abi. Arkadaş. Abi. Ya elin içine mal bağlı olmaz. Salla la. Lan elli gır. Salla lan elli. Lan elli gır. Lan gır. Abi tamam anlamadım. Tamam da ben anlamıyorum. Atını geçiyor. Atını geçiyor. Geçmiyor valla abi, sen karlısın valla ya. Abi televizyon geldi bak. Tut lan. Lan elli gır. Lan abi televizyon geldi. Salla lan. Elli çevir. 7,5. 7,5. Lan salla. Ya 50 lira ben... Ey sen abi, yapacak bir şey yok. Yok abi. Ne oldu, olmadı mı? Olmadı. Ne olmadı? Şu üçüne 1250 diyor adam indi. Bu da 50 lira kır diyor. Bir arayı bulalım ya, bir şey kalmamış artık. Sedat gel bakalım. O demiyor, biz dedik. Biz dedik, ben dedim, o demedi. Sen o. Ne diyorsun? Abi, arkadaşların dediyse 150'ye dedik. 770 lira bıraktık. Lan ben de 50, sınır başı olsun. 50 kır diye söylüyor yani, o da olmuyor. Ben ondan da 50 kır diyor, bu da şey etmiyor, razı olmuyor. Söyle 50 lira kırıyorsan alıyorum. Yok abi. Kırmıyorsan sen bil. 50 lira mal kalmaz. 50 lira. 50 lira ben... O olacak gibi bu iş ya. Yok. Ya, oldu. Valla oldu da. Dayı bilir yani şey, şimdi. Bana bak. Sedat bir şey diyeceğim. Gram mı? Valla 3 kişi geldi. Bir şey diyeceğim. Gram mı? Ne sene gram mı? 20 lira çevir abi. 25 lira. 20 lira. 25 lira çeviriyoruz. 25 lira. Salla. 25 lira. Salla. 25 lira. 25 lira. Gel abi 5 lira. 25 lira. Abi 5 lira. Lan 25 lira. 5 lira. Salla lan. 25 lira. Salla. Hadi hayırlı olsun. Şimdi bunlar nedir? Ne cinsi? Bunlar damızlık. Damızlık. Yerli koyun bunlar. Damızlık. Tanesi kaça geldi şimdi aşağı yukarı? 750. 750. 740'a falan. 740'a geliyor. Hayırlı olsun. Sen sattın. Sattık abi. Ucuz mu gitti? Valla piyasa böyle. Açık ucuza gitti. Piyasa abi. Böyle ucuz. Hele hayırlısı olsun bakalım. Sağ ol, sağ ol. Hadi bereketli olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldin abi. Hayvan borsası çöktü abi. Niye? Çöktü ama ne var? Ya şu kalabalığa bak ya. Yok abi çöktü çöktü. Alım yok, satım yok. Allah Allah. 1250 de çok. 20-90 lira abi, yapacak bir şey yok. Şimdi bunların yaşı nedir, cinsi nedir? Bayağı yaşlı bunlar biraz galiba. Cinsi pırlak. Pırlak. Kurbanlık mı bunlar? Kurbanlık. Kaç para istiyorsun? 1200 lira diyoruz. 1200 lira. 1000 liraya olur mu bu? Olmuyor. Niye? 1100 lira zaten. Soran var mı 1000 liraya? Var. 1000 liraya versen alacaklar yani. 1000 liraya versen alacaklar. Maliyeti bize 1100 lira zaten bunun. Bir bakıyoruz şu an. Nasıl durum? Durum iyi ya. Alalım bunları. Alalım da, kancım şu erkek sandım. Sana erkek mi lazım? Erkek lazım. Bunlar koyun abi, koyun dişi. Dişi. Buyunuz olunca ben kancım, erkek sandım. Evet. Fiyat nedir sence bu? Bilmiyorum. Bir tahmin et bakalım. 1200'e daha be. Ha, duydun onu sen. Tamam, bir tahmin et dedim. 1000 liraya olur mu bunlar? Mal sağlayalım 1100 defa olur ya. Nasıl? 1100 defa olur dedim. 1100 liraya falan olur. Olur. 4 lira değil. Kim alır? Savaş. Alacaksan araya girelim. Ben az diye ben erkek diye bakıyorum. Yok abi. Alıcımız yok abi. Her yaka hayvan. Niye yok alıcı? Borsa çöktü abi. Niye ama niye? Yani kalabalık var. Fiyat yüksek, fiyat yüksek. Bir dakika, çok da kalabalık var. Var abi, vatandaşa öyle bakıyor. Bilgi var yani, öylesine gelmiyor herhalde bu adam. Yani sabahın köründe çıkıp da ben gideyim öylesine bakayım demiyor yani. Niye yani? Vatandaş ama şimdi bir dakika.
sabahın 7'sinde adam öylesine diye gelmez. Mutlaka alacak bu hayvan. Şu an biraz fiyatın düşmesini bekliyor. Yoksa sadece ben sabah 6'da kalkayım da öyle bakayım diye gelmiyor. Mutlaka olacak bu alıcı iş. Yok, seyirci, seyirci. Çok seyirci kardeş. Alıcı yok. Adam 6'da kalkıp gelmez yani. Gelir de çok nadir. O seyirci de almak için geliyor bence. Düşük piyasa düşerse alacak. Onun için geliyorlar. Şimdi son anları bekliyorlar artık. Evet, aynen de abi. Piyasa berbat. Bu şekilde olmaz. Şimdi bu kurbanlık olmasaydı kaç paraya giderdi piyasada? Bu kurbanlık olmasaydı şu an 1300 lira bu koyun ya. Bu... Bir dakika, 1300 de piyasa neydi yani normalde? 1200, 1300. Kurban da biraz artar bu fiyatlar, o yüzden. Hayır, artmadı, düştü. Düştü abi. Kurban düştü, yem bağlı. Vatandaş şimdi bunlar hep alıcı değil yani, satıcı. Ama bakıyor. 2 sene önce. 3 senedir aynı para abi. 3 senedir aynı para. Ne olacak böyle? Bilmiyorum. Allah çiftçinin yardımcısı olsun. Ne olacak? Vay. Senin koyun mu var? Evet, koyun var. Nerede hayvanlar? Çobanlar. Burada var mı şu an? Var. Hoş geldin. 2 sene önce 2,5'a verdim. 1,5 veriyorlar. 2 yıl önce. Hiç satış yok mu şu an? Yok. 1,5 veriyorlar. Yok. Vay. Hayırlısı bakalım. Şimdi hayırlısı abi, bizim istediğimiz devletimiz bu koyuna kuzuya teşvik veriyor ama bunu da belli bir paradan aşağı düşürmeyeceğimize dair bir garantisini veremiyor bize. Biz bunu alıyoruz bugün, yarın için 1500'e satarız diye misal olaraktan. Ama kalkıyoruz 1000 liraya satıyoruz, verdiğimiz yem cebimizden gidiyor. Piyasa düşüveriyor bizi. Yani, yani bu piyasa belli bir standartta kalmış olsa çiftçi de memnun olacak, alan da memnun olacak, satan da memnun olacak yani. Onun için yani bu çiftçi kan ağlıyor yani sonuçta. Yem bağlanmış. Yem haddini aşmış. Bakmasın olmayacak adam mal etmiş kapısında. Bakıyor sonuçta pazara getiriyor, kurbanda 1000 liraya verdim dediği hayvanı kakıyor 800'e veriyor. Yem parasını tekrar cebinden 200'de yemden düştüğü zaman bunun hayvan otomatikman 800'e düşüyor. Bunda bir istikrar yok yani. Fiyatta bir istikrar yok. Yani şu koyun şeyimiz satışında alışında belli bir standartta kalmış olsa alan da satan da önünü görecek. Yani mesele bu. Bereketli olsun, ne diyelim? Biz devam edelim yolculuğa. Yanık hemşerim. Nasıl yanık? Senin torbası 110 lira. 90 mı 110 mu? 110 ben yediriyorum. 90 mı 110 mu? 110. 90 da var, 110 da var. 110 da var. Ben 110'a yediriyorum, aldım şu anda evimde. Sen mevcut. O zaman zengin üretici yani en pahalısını alıyorsun hayvana. Ya kalitesiz verdin mi zaten mal meydana gelmiyor. Kaliteli sıkıntı ne? Sakin ol, sıkıntı ne? Bir anlat bakalım. Sıkıntı mı? Yem pahalı, tamam. Sıkıntı başka. Piyasa. Sıkıntı piyasa. Ya bizim malımız bize yeter kardeş. Dışarıdan mal getiriyorsun sen. Ne malı getiriyorsun ya? Geldi mi gene? Kurban da geldi mi? İthal mal geldi abi. Evet, boyuna da geliyor. Piyasayı mı karıştırdı o da? Piyasayı karıştırdı abi. Geliyor dışarıdan. Ya Türkiye'nin malı Türkiye yeter. Kurbandan 2/3 geri dönüyor. Birini satıyor vatandaş kurbana. İkisini geri getiriyor. Şimdi et balık kurumu kalkıyor, şimdi şu anda 20,5. Et balık kurumu kalktı, senin fakı baba 13,5'a dedi, et balık kurumunu alırım ben dedi. Ya kardeşim esnafa zaten adam 19'a vermiş o gün, 18'e vermiş bu malı. Sen nasıl kalkıyorsun 13,5'tan teklif ediyor? Fakı baba değil ama, Pak Demirli. Hayır, hayır. Ben onun günü, ben şimdi onun gününü konuşuyorum. Fakı baba bir şey kaldı galiba. Şimdi zaten vatandaş yüzde... Sende büyük baş mı var, küçük baş mı var? Ben küçük başına uğraşıyorum. Küçük başla uğraş. Kaç tane hayvan var? Bende 280 mal vardı. 280 mal. Mart'ın içinde parça parça bitirdik. Azalttın ya. Kurbandan bir şey görmüyoruz ki. Kurbandan bir şey görmüyoruz. Ne istiyorsun sen onu söyle bir.
Yem mi ucuzlasın, ne istiyorsun? Şimdi, yem. Başta yem. Şimdi yem fiyatlarını düşürecek. Paskül 20,5 mu? Ben yemi 50 liraya yediren, Paskül'e 18'e vereyim. Değil mi? Bırak 20,5'u. 20,5'u bırak. Buradan seslen bakalım. Sayın Bakanım de. Vallahi Sayın Bakanım, işte piyasadayız. Piyasadayız. Malcı arkadaşlar da burada yem fiyatlarını düşür. Şu anda 20,5, biz 18'e verelim. Yeter ki sen piyasayı düşür, yem fiyatlarını. Tamam kardeşim. Hacan bir tercih edelim. Bak 19.500'e vallahi 20'ye paskül aldım. Doğru. Değil mi arkadaş? Ben vallahi ya, tamam değil mi? Allah yukarıda yalan mı konuşuyoruz ya? Ya doğrudur. Allah ya. Şahidimiz olsun ya. Tamam abi. Doğrudur. Yalan Allah diye Allah. Ben bir şey dediğim tercih, yok. Buna derim ki. 20 lira 50 kuruş, 20 lira 50 kuruşa hacan, vermedim. Yine iner vermedim. Hacan nasip böyledir belki canım Hacı abi. Ne başka? Hacı emi oraya vermedi. 50 kuruşu kaldır 20 lira bize ver. Berkat versin. Hiç Deretepe gitmiş. 21 lira Recep. Bayram. Boş mu sen verin lan sen? Alıcı şeysine bak. Bismillah. 21 al. Yok. Hacı emi ya. Hacı emi. Başka şavkınan al. Korkma. Yok alamam. Peki. Ben Karagöz'de Hacı emi. Bak. Ne diyor Hacı abi? 21 mi diyorsun? 20,5'a vermiyorum ben. Vermedim yani. Tercih edelim buraya. 20'ye alayım dedim. Hacı emi buraya tercih edelim bak. Ben senin elini öptüm. Elini tuttum bak. Başka mevzu değil lan bak. Tamam hocam verelim bunu. Verelim başka. Verelim işte. 21 al diyorum diyor. Yok hacım ya yok öyle. Kaç dedin hafızam mı? Hacım etme canım ambarına bu diye orası hacım mı? Etme vallahi tercih edelim la. Buçuk ediverelim mi hafızam? Vermedim ben. Ve bunlara verelim vermediysen buçuk edelim usta bunu. Hepiniz hacıya yardım ediyorsun. Ya buçuk. Ya hacı bu iyici değil öyle yani. Bak, vallahi ya. Bak tercih hacı edelim hacı. Verelim. Akıllı ol bak sen iyi tamam buçuk hayırlı gün. Hacı bak televizyona çıktı 50 kuruşa televizyona. Hafızam mı ver sen ver denince ver. Oldu mu? Ver bakalım hacı. Benden al konuşma. Tamam buçuk. Tamam. Bitti abi çek ayırma. Tamam ayırma olmaz gayrı. Adam diyor ufakları alıp koy ver diyor ya. Pazar olsun. Adam ver diyor. Kaç tane ufak var hacı? Kaç tane ufak var? Tamam ufak alıp koy. 3 tane ufak. Alıp koy. Al üçünü canım mevzu değil. Ufakları alıp koy abi alıp koy. Tamam. 20 lira 50 kuruş tamam sen. Tamam hayır, tamam. Hacam ya verme gayelim. Hacam ya verme. Hacam ya tamam. Hacam tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Ne sattık ne yaptık kuru şimdi? Kuru sattık. Kiloyla mı sattık? Kiloyla. Kaç para? 20 lira 50 kuruş. Canlı ağırlık 20 lira 50 kuruş. Kaç tane var burada? 18. 18 tane. Sen kendin mi yetiştirdin hacam mı? Arka ortakçı var. Biz ortakçıyla beraber. Evet. Biz ucuz mu gitti? Valla orta abi. Orta. Ne pahalı ne ucuz. Evet. Alıcı nereye götürüyor şimdi? Alıcı İzmir'e götürüyor abi. İzmir'e götürüyor. İzmir neresi? İzmir hayvan pazarına. İzmir hayvan pazarına. Kurbanlık olarak gidiyor. Kurbanlık olarak gidiyor. Hayırlı olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Hadi hayırlı olsun. Abi, bereketli sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Kemal aşağı ol. Ya ol. Olması lazım. Olması lazım. Ya, bu bitti bu. Abi, alalım, ya. Yapın, çıkamıyor. Ben abi 200 lira çeliyor tüm hesaptan. Onu yok. Edemiyor. 20 lira kazancı 20 lira. Onu ben arayayım. Sen de kazandın bu kuzu. Bu kuzu sen de kazandın. Olması ama lazım. Hayırlı olsun. Ya olmaz. Al lira. Eğer sevildiğin gibi. Tamam. Al lira. Alırsan tamam git. 19.278'de kaldırdım. Tamam o da ayrı bir olay. Aynı gün. Hayırlı olsun. Sağ olun. Eyvallah. Tamam. 19 bin liraya 32 tane. Evet. Kuzu satıldı. Kuzu satıldı. Evet. Nedir bunlar? Kurbanlık mı? Ne? Yok değil. Kurbanlık değil. Bu beslemelik. Beslemelik. Evet. Kesime mi gidecek sonra? Kesime damızlık sonra. Mı var? 2 ay 3 ay sonra beslemelik. Dişileri damıza gider. Erkekleri bıçağa. Tamam. Nereden geldiniz buraya? Bunlar, Çay'da mı? Hayır. Hamidiye'den geldiler. Bolvedin Hamidiye köyü. Ta oradan geldiniz. Evet. Hamidiye'den. Biz de Taşlıdere'den geldik. Bolvedin Taşlıdere köyü. Taşlıdere'de. Evet. 32 tane 19 bin liraya satıldı. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Bunlar nedir şimdi? Bir anlat. Bunlar abi 1 yaşında gezem. Dişi çebiç. Dişi çebiç. Evet, 1 yaşında gezem. Kaç paradan verdik? Biz bunları 460'er aldık abi. Aldınız. Evet. Aldık. Siz sattınız. Oğluyum. Ha, oğlun. Oğlum.
Nereden geldi bu mal? Hayır, nereden geldiğini bilmiyoruz. Biz Değirmen köylüyüz, buradan aldık. Buradan aldık? Evet. Nasıl, iyi mi fiyatlar? Abi fiyatlar düşük. Yani bir alıcı olarak fiyatlar düşük. Satıcılar da fiyatlar düşük diyor, alıcılar da fiyatlar düşük yani, diyor. Ya ben hem olmanız lazım. Ya ben hem alıcıyım hem satıcı olduğum için iki tarafı da düşünüyorsun. Yani düşük ama vatandaşa da hak vermek lazım. Yem maliyetleri çok yüksek. Bunları kurbanlık mı yapacaklar? Bunlar bir yaşında işte kurbanlık yani böyle adam haline göre Hasan Ağa misali. Sen şimdi bunu bu bölgede mi satacaksın başka bir yere mi? Biz Akşehir'de satacağız Nasip. Akşehir'e götüreceksin. Evet. Değirmen köye götüreceksin. Evet. Şimdi sen satıcı mısın? Gel buraya. Kaç para dedin? 4400 lira dedim. Sen ne verdin bizim oğlan? 41 alırım ben, fazlaya almam. 42 lira. Ya. Şu çocuğun hatırını al bak. Evleneceğimiş o çocuğu. Olmaz abi, olmaz. Dedesi evlendirecek onu. 42 lira. Ya. 42. Çıkmaz abi. Alana satana. Hayır evde lan. 42 lira. Abi, veremiyor ya. 42 lira. Veremiyor. Hayır olsun. Tevini sıkı burnun eline. Tevini sıkı. Uğraşma, verme. 42 lira. Ver denilen bir şey de var. Abi 130-140 kilo hayvan. Lan yani. 42 lira. Yok, abi 41 lira verin. 42 lira. Çıkmaz abi. Bak bir. 44'ten aşağı veremem abi. 42 lira. Hacem mi? İstenen malı ver 42 lira. Yine vermezsen vermezsen 44 işini boş ver 43 lira iste malları. İste bakalım be Hacem mi lan? Lan iste bakalım. Aaa. Bu iş. Lan bir yemek parası mısa çevir şunu. Bir çorba parası çevir ver hale şunu hale. 43 de. 43 lira değil mi lan? Gelen sana söylüyor. Kaç diyorsun? Sen ne diyorsun? 44 değil mi lan? Gelen 3800 veriyor. 41 vermiş. 42 yapar diyor. Biz de 43 alın diyoruz verin. 42,5 alın. Abi 43 alıyor musun? Ben alamam. Abi 43 alamayız. Bak bir. Sen 42 lira arkadaş dedim. Cemaate vermem. 42'ye veremin mallarını. Öyle etmiyorsun. 43 alın. 43 alın. Dur lan bir sen. 43 alın siz 43. Olmaz. Aa, bir dakika. Bölüyor. Bölme yok ya. Ne bölüyor? Bura gele. Tamam yine vermez. Yok abi satma. Vermezsen verme. Bura gel. Yok tamam. Bura gele. Tamam. Zorla mı alacak? Parayla alacak? 42,5 lira. Olmaz abi. İyi lan abi. 42,5 iyi usta ya. Ver 42,5 lira. Ver aşağıdaki. Hem ver. Olmaz abi. 42,5 temiz sıkı burnuna. Çıkmaz ya. 42,5. Çıkmaz abi. Salak abi. Salak. 42,5 tamam. 42,5 salak. 42,5 tamam. Hayırlı olsun. Satın parasını. Takıyoruz abi. Takıyoruz. Geçen sene de aldım bundan. Almadım değil. Vallahi zarar. Valla malın istedik Emre. Ya abi. Çocuğun adını çocuğun adını bilmiyorum. Bak oğlanın adı ne oğlan? Emre. Geçen sene de aldım. Zarar etmedim. He yani canım oğlum. 300 getirdin. Geçen sene bu seneyi bırakın ya. Lan oğlum. Yani çocuğum. Aman adam lan bir siktir git lan. Bak bir. O da gelmiş ya. Bak bir. Hadi. Yok Erol abi çıkmaz. Valla çıkmaz öyle. 500'e bitecek. Ben oğlum biz de satacağız. Gökhan da dedi. Erol abi ben. Çıkabiliyor muyum? 500'e çıkıyor. Değil mi fazla değil mi lan öyle? 500'e çıkıyor. Dut lan ama. Dut. 500 lira. Lan Gökhan atıp durma. 500 lira lan salla. 16,5. 16,5. Hayırlı olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Ya hayır. Çekelim şöyle gel bakalım. Ne aldın ne aldın ne aldın? Şu iki taneyi aldım arkadaş. Kaç yaşında bunlar? İkişer buçuk yaşında. Kurbanlık. Kurbanlık. Kaç kilo gelir canlı ağırlığı? Canlı ağırlığı 500 kilo bunların. 500 kilo gelir. Evet. Hayvanlarımızı da görelim. İki tanesi 16,5'a gitti. 8,250. Evet 8,250. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çek yavrum. Giden başka yok ki pazardan. Soruyor. Çek lan yine 5 kilo. Abi şu malın hakkı 5800 lira. He? 5800 lira. Ne diyelim abi? Sen ne dedin? Ben işte 65 lira dedim Serdal abi. 65 lira. 65 lira. Sen bak 64 lira abi. Abi 50-100 lira olacak bir şey değil. Kaç alacaksın canım abi? 5800 lira malın. Sen 6000 lira iste de 6'ya sen bir iste de yapalım işini. Abi 6 lirayı bak satacaksanız 6 lira. 6 lira. Allah için iş yapacağım. 6 desem diyemem. Dedek olsam ben Serdal abi. 6'yı de.
6 olma. 63 lira sana canım. 50 100. Abi. Allah'ım. Bizim de abi deve kazanıyoruz. Sen özür abi. 6 lira verme. 6 olma Serdal abi. 6 olsa üzme. Baş konuşma. 6 lira ya. Alana Emin abi. Özcan ben verdim. Emin abi. Ben veririm Özcan. Ben Emin abi. Özcan. Olsa üzmem. Vallahi üzmem. Bir şey diyeceğim. Bak bir canım abim. Bana bir söz hakkı vereceksin. Hiç ikiniz iş etmeyin. 100 lira da tamam. Ya 100 lira falan da tamam. 100 lira. Olsun ne diyorsun abi. Tamam 100 lira. 6100 lira abi. Canım abi. İsmin neydi? Vahdet. İş yapıyoruz Allah rızası için ya. Özcan abi ben hakkını verdim. Geçmedin de kurban değil. Sen de 200 lira falan. Özcan. Özcan. Serdal abinin hatırına 6 milyar lira alırsan mal senin olsun. Tamam. Hayırlı olsun iki tarafa. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bu hayvanı mı aldık? Evet. Kaç yaşında bu? 2 yaşında abi. 2 yaşında kurbanlık aldık. Nereye götürüyoruz? Kurbanlık. Burada köyde. Çayın köyde. Bir hayvanı çekelim şöyle. Allah kabul etsin. Hadi hayırlı olsun. 6000 lira. Ilgın'dan da dayım gelmiş buraya. Hayırlı. Kaç oldu? Kesmeyeceğim Erol abi. Beni tanıma. Benim oğlan lan. Biz de satacağız Erol abi. Bitirdi. Kaç aldık? 8,5. 8,5 aldık. Kaç yaşında? Yaşı dişi düzgün. Düzgün yaşı. Kağıdını getir abi. Getiriyorum sen. Paralar peşin. Para da gözükelim diye geldi. 2,4,8. Bana özel de görsünler. Biz geldik üçünü de sattım. Allah razı olsun abi. Bu komisyonu isteriz. Komisyonu isteriz. Çay getir amcama lan. Çay getir. Çapa kontrol. Tamamdır. Alıyoruz mu? Bayız ya şey. %100. 99 bin. Kaç para alıyoruz buna? Bunu 11 dedik abi. Siz ne veriyorsunuz abi? Vallahi biz bir ortaklarla görüşeceğiz. Kaç ortak var? 4. Hepsi burada mı? Yok değil. Hepsi burada. Görüşelim alacağız onu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Ergün Bey. Bir tanıyalım. İsmim Murat Akça. Nereden geliyoruz? Sultanahan'dan geliyoruz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Evet hayvancılık. Her büyük sene... baş mı? Büyük baş bizim. Kurbanlık. Kurbanlık. Yani biz her sene 25 arası devam yaparız. Yani Allah'ın izniyle her sene biter. Şu an evde mesela 22 tane mesela kurbanlık var. 18'ini sattık. Bir 3-4 bir şey kaldı. Bir tane de şu aramız vardı. Bu kaç yaşında? 2 yaşında mı? Bu 2 yaşını doldurmuş Ergün Bey. Çapak atmış. Çapak atmış. Bunu biz daha bir 15 dakika daha oldu yani tam böyle. Kaç paraya verdik? 6450'ye verdik Ergün 6450. Bey. 6450. Evet. Peki bu kaç kilo gelir canlı ağırlığı aşağı yukarı? Canlı ağırlık bu 400 kilo, 380-360 kilo gelir herhalde. Babasına bakıyor hemen. Yani kaç gelir? 330 mi? 340 kilo paskül olur. 340 kilo. Et ağırlığı nedir mesela bunun? Et ağırlığı da 170 kilo. 170 kilo. 170 kilo. O ara. Gelir. O civarı gelir. Yani 40 lira civarında et olarak verdik. Yani Ergün Bey. Zaten biz o şekilde satmazsak yani kimse para kazanamaz. Mesela bu Mithat dayım da mesela çok mal var. Siz de bir tanıyalım. Ben Mithat Yırtıkgöz. Sultandağlıyım. Siz de besicilik yapıyorsunuz. Besicilik yapıyorum. Şu anda yaklaşık 65 tane filan danam var. Bunun işte 42 tanesini filan sattım. Maşallah. Hızlı gidiyor yani. Ya gidiyor. Müşteriye göre gidiyor. Buraya getirdin mi mal? Burada bir tane mal satın aldım şimdi. Satın aldın? Satın aldım. Normalde satmaya getirmedin ama. Satmaya getirmedim. Neden hani... getirmiyorsun? Mesela pazarda daha hareketli olur. Evde daha rahat mı satılmaya başladı? Siz de getirmemişsiniz mesela birer tane. Bir tane getirdik. Evde rahat değil de. Yani evde ben kesip yüzüp parçalıyoruz bir daha. Müşterilerimizin hani o hizmet de var. Genelde besicilerde var o hizmet. Müşterilerimize hizmet yapıyoruz. Sıcakkanlı davranıyoruz. Yani uygun fiyata veriyoruz. Şu an kaç tane var? 20-25 tane var. Şu anda 22 tane malım var. Satılacak. Evet. 22 tane... malımız var. Sizin kaç tane? 2-3 tane kaldı mesela. Hala kurbanlık almadıysanız kesim hizmeti de bedava. Evet. Bu sene hizmetimiz yani kesim bizden. Bak televizyon geldi ha. Fazla bir şey yok. Ne demeyeceksin yani? Hayvan güzel. Al yani bu hayvanı. Hayvanına bir şey demedim yani. Güzel. Ama fazla demeyeceksin yani. Bu kadar. Abi çek. Gücüm bu kadar yetiyor yani. Yaka seni. Nere senin en güzel adamı bak ne biçim duvalıyor. Bir bak bu. Biliç gibi.
Bir bak. Tamam, böyle geç çık şöyle. Tamam. Bir bak. Haklısın. Tamam. Bu adama yakışır. Yakışır da ya. İşte 8. Ne veriyor ya? Sen bu 8 veriyor. Ben 9-8 dedim. Alan mı? Az beni azma lan işte. Azmıyorum alan mı? Ben de bundan bir topak ekmek yiyeceğim alan mı? Sana da bir kere kurban. Sana da bir kere kurban. Olmaz alan, olmaz. Zarar öder. Zarar öder. Zararın daha çok gelir bana. Al ya. Şu mala bir bak ya. Al mala, al güzel. Allah. Yani kaç kişisiniz? Kaç? He? Kaç kişisiniz? Yani 3 kişi. Bir kişi keser. 3 kişi olsan alan mı? 100'er lira para düşer lan. Yani dur öteki adamlar razı olacak mı olmayacak şey bunlar bana bağlı. Yem bahalı 500 lira fazla al. Yem diye 100 milyon. Alem mi? Sana da bir kere kurban keseceğim Allah rızası için. Hayır gör 90. Beni üzme. Üzmüyorum. 9 hayır gör. 8 bin lira. Olmaz. Alem mi? Al şu malı ya. Fazla al, bak edelim. Abi yıllarca hayvanla uğraşan bir insan. Hayvan tamam. Şeyini bilir. Anlar bak, ya o ya anlar o ya anlar. Kaç kere hayvan verdin? Verdin sen de. Çok hayvan aldım. Çok hayvan. İyi yer ol tamam lan. Ya şu duvarın güzelliğine bir bak ya. Bir bak şu duvarın güzelliğine ya. 270 kiloluk hayvan. Al diyorum sana. Sekiz dışarı vermedi al. Al dedim mal ya. Sen ekler çok uğraştı vermedim. Benim arkadaşım da uğraşıyor vermedim. Sana nasip olsun. Al dedim mal. Hayır gör de bir tutelim. Hayır gör. Erol edemeyeceğim. 9. Ya. Sen bilirsin. Öyle olmadı. Verdiler o parayı vermedim. 8,5 ya 8,5 ya. Tamam tamam abi tamam. Ya herkes ya şuna yok, yok. Sen tamamen yok ya tamam ya edemeyeceğim. Ya Ceylan gibi lan. Mal güzel bir şey değil ya. Tut bir lan şunu ele vermemiş. Ne kadar uğraştığını da görecek ortaklar. Ya, merak etme. Bu ortakların görecek. Uğraşıyorum valla ya. Bu kurban bu. Bunu çekip sündürmeyeceğim. Sen buna 100 lira fazla vereceksin. Anlıyorum ben. Ortaklar razı olmadı vallahi hiç gülmüyor. Ortakların parasını da biz veriyorum 100 lirayı ver. Allah Allah. 100 lira. Ağzının adını da biliyorum bak. Gevrek duve çıtır çıtır ye. Konuşma hayır gördüm. 8,5 lira. Verdiler vermedim. Versinler buna verecek. Buna verecek. Kurban kesecek iki tarafa. Buna verecek. Kurban kesecek bakalım. Hiç fazla şey etmeyin. 8 bin liraya aldık bize ya. Ya bu kadar. Sen uğraşıyorsun şurada bir. Dağılalım gari tamam. Tatlık değil tamam. Tamam Alem. Sen sevildiğini bilmiyorum Alem. Malımı köt etme. Malımı köt etme. Boş. Alem Bey. Al dedim mal ya. Tamam ya. Ararım benim mal ya. Ya Alem Bey besicisin. Yıllardır besicisin. Kaç şuval yemin et. Kaç şuval yemin et meydana geldir o ya. Besicisin. Anlıyorsun canım benim. Niye böyle dedin diyorsun. Sen de hayvan besliyorsun. Anlıyorum var. Ben burada 50 lira alacağım ekmek yiyeceğim ya. Alem Bey pişirdin ki sen ye 50 yemez. Allah Allah. Hayır gördüm. Alem mi ben mi veririm? Durmuş bir şey de tamam. Allah kabul etsin ya. Ümidim yatma ya. Ümidim. Ağır gel lan canım lan. Kaça bıraktım? Tek gelsen tamam diyeceğim de. Bir dakika bir dakika. Hüseyin kaça bıraktım? Valla 95'ten aşağı inmedim. En yakın arkadaşım ya. Tamam doğru. Şu pişirdin televizyonun hatırına 500 lira verdim sana. Ver abi fazlasına ver kardeş tamam. Tamam hadi gel Alem o zaman. Alem mi? Nerede kaldı? Hadi gel. Ne kaldı lan? Tamam hayırlı işler. Alem ne dedin lan? Tamam kalsın. Tamam gel Alem hadi. Olmadı 8,5. Düvemiz. Düve güzel ya güzel ya. Hoş değin düve. 8500'e kaldı. Canlı ağırlığı ne kadar gelir bunun? 500 kilo değil mi? 500 kilo canlı ağırlığı var. Bak olmaz, olmaz abi. Abi 2 lira kaldır bir. Abi olmaz, sen zarar ediyorsun, zarar ne? Niye mal veriyorsun ben? 2 lira kaldır, tamam. 2 lira kaldır, 2 lira. 200 lira kaldır, bak 200. Bak, olmaz. Abi 2 lira kaldır. Abi olmaz, zarar ediyor lan. Bir dakika lan, bir dakika, bağırma. Tamam, 100 lira kaldır. Abi yok abi. Ben bir dur, 100 lira kaldır. Olmaz, bak. 100 artı ne dedin? Tamam, artı dedim. Sana hayırlı müşteri versin. Tamam abi, sana da hayırlı müşteri versin. Cemilen mi? Olmaz abi. İyi lan, abi 200 lira kaldır. Benim ağzıma kaldır. Abi zarar ediyor, vermem. Zararla mal vermem abi, niye vereceksin lan etme ya. Sen kaç alacaksın bunu, bir dakika abi. Ben vallahi abi cebden katarım. Abi olmaz, zarar ediyor. Bir dakika abi, kaç alacaksın bunu sen? 5,5 liradan bir kuruş fazla alamam. Aa, şimdi olmaz. O zaman şimdi olmaz. 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 Ya var çok. Sen arkadaşım ben dediğim yap sen. Abi olmuyor. Zarar etti. İyi mi? Ben tamam 6'ya verdim. Abi 2 lira kaldır. Olmaz. Niye yani uğraşıyorsun? Arkadaş ben sen tanımıyorum lan bunu tanımıyorum lan. Ali gel lan şuraya gel şuraya. Pazarlığa gel lan pazarlığa gel şuraya pazarlığa lan. Lan bir gel. Bak aşağı. Ali olsa 6 lira tamam.
Vallahi abi seviyorum. Vallahi kendin de o düşünsün. Hayırlı müşteri olsun abi. Lan bir gel. Hayırlı müşteri olsun. Gel. Arada kaldık abi. Tamam. Abi bizi olmaz. Bir dakika sen. Abi sen. Olmuyor, olmuyor. Zarar ediyorsun. Niye veren zararına malı? Olsun abi, lan niye zararına vereceğim lan? Bir sene bak zararına mal ver. Olacak iş mi ya? Hem de 200 kaldıracaktım be. Bizim ola zarar ediyor. Bak 6,5 dedim, 6'ya dede tamam aşağı olmaz dedi, peki 6 olsun dedi. Akraba doğrusun da, yani ben de sana olsun dedim hani şey için. Ya olmuyor, zarar ediyor. İyi satamadık. İyi satamadık işte. İyi satamadık düğüyü. Kurbanlık. Kurbanlık. Kaç istedin? 6,5 dedik, 6'ya göt dedik adam. Bir sene böyle 4,5. Ona 5,5 mu veriyor? He. Zararına mal ver. 5,5 az daha geçseydi biz o da hiç olmazdı değil mi? Yok abi zarar ediyor. Hayırlı olsun bakalım. Ha, hayırlısı olsun. Çekelim bakalım çek hayvanın. Şu değil mi? Şu hayvan. Kurbanlık düve. 6000 TL isteniyor. Ne zaman çıkacak bunlar bana? Nasıl, işler nasıl? Şu anda işler çok kötü. Niye kötü ya? Yem pahalı, et düşük, vatandaşta alım gücü yok. Ona göre de şu an üretici çok zor durumda. Şimdi konuştuğumuz birçok üreticimiz aynı serzenişte bulunuyor. Bugün kaç tane hayvan getirdin buraya? 4. 4 tane hayvan, kurbanlık mı bunlar? Evet. Kurbanlık. Mesela bir tane burada düvemiz var. Düvemiz var, kaç para istiyoruz ona? O çapalı düve, ona 5700 lira para istiyoruz. 5700 lira istiyoruz. Evet. Fiyat veren yok. Siftahımız yok. Hiç satmadın mı? Hayır. Peki bir kalabalık da sabahtan epeyce vardı biliyorsun. Herkes bir fiyatları mı kontrole geliyor? Boş. Boş kalabalık. Kuru kalabalık. Seyir için geliyor. Seyir için geliyor. Vatandaşı da normal karşılamak gerekir. Biz yemi koyuyoruz üstüne. Emeğimizi koyuyoruz. Ona göre rakam istiyoruz. Vatandaş da kesesine göre arıyor. Alım gücü yok. Peki başka pazarlara da gidiyorsun ya. Evet. Bugün çay pazarındayız. Çay pazarında bu durgunluk var. Başka pazarlarda da mı aynı? Aynen, aynen. Bugün Afyon pazarı. Şu anda orası da buradan daha berbat. Öyle mi diyorlar? Evet. Haberler geldi. Haberler geldi. Vatandaş çok mağdur durumda. Bunu bir an evvel... Yemin mi düşmesi lazım? Yemin düşmesi lazım ki... Vatandaş etin maliyetini düşük yapması lazım ki piyasa hareketlensin. Yani şu anda gerçekten satıcı da, üretici de, ticaret yapan da çok zor durumda. Piyasada para dönmüyor. Ne olacak sonumuzu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Evet. Peki hayırlısı olsun diyelim. Bir fiyatları şöyle irdeleyelim. Bir tane düve 5700. 5700, 5500, 6000. Fiyatlarımız böyle yani uygun, makul. 230 kilo. En son hangi pazara çıkacaksın? En son bundan sonra Bolvadi'nin kurban pazarına çıkacağız. Bolvadi kurban pazarı. Evet, hayvan lazımsa yarın akşam izleyeceksiniz programı zaten. Bolvadi'nin pazarında 5500'den veririz. 5700 diyoruz da. Veririz, 200 lira indirim var yani. Kanal 3 indirimi. Kolay gelsin, bereketli olsun. Teşekkürler. Hafta Kanal 3 ekranlarında üreticinin sesinde kurban öncesi kurban fiyatlarını kurban pazarındaki hareketliliği ekranlara yansıttık. Görülen o ki tam olarak bir hareketlilik şu an yansımış durumda değil. Fiyatlar alıcı için de normal, satıcı için ucuz olarak gidiyor. Bakalım kurbana doğru fiyatlar ne durumda olacak, sizler daha iyi takip edeceksiniz. Biz size öncesinde bir fikir verdiğimize inanıyoruz. Üretmek mutluluktur. Önümüzdeki hafta başka konu ve konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.